Benzeri çok daha iyisi yok. Su musluktan içilir. Aura Sebilon Unique. Şu fare gördünüz mü? Bak bir daha bakın. Şimdi buna vur emrini veren yorumcular var biliyor musunuz? Vurun emri verdiler hafta içi. Dikkatinizi çekti mi? Ben paylaşım yaptım. İsim vermemde sakınca var mı? O yapılan kişi Silva Raf, Rafa Silva evet. Rafa Silva'ya vurun emri verdiler. Kim verdi? Yorumcu. İsmini vermemde bir mahsur hani var mı? Üç Vereyim ihtar, mi? Önce 3 ihtar sonra vur diye bir şey yok. Direkt Hayır, Rafa Silva'yı başka türlü durduramazsınız. Faal yapın dedi ya. Ulusal ekranlarda yorumculuk yapan bir şahıs. Şahıs söylüyor bunu. Ya Allah aşkına. Sahalarımız, zeminlerimiz zemin değil. Her türlü şey olayları oluyor zaten. Ne oldu şimdi? Bu arada bara gidiyor. Para gideceksin tabii. Tıpış tıpış gideceksin. Yani şu şu harekete sarı veriyorsun. Utanmaz adam. Bak bu bizim artık ağzımızı bozduracaksınız ya. İlk oh. kere de 9 tane fa yapılmış. Bir tane sarı kart vermediniz ya. Şu harekete sarı kart veriyorsun ya. Ee, Cinayet bu ya. Sağ ayağda darbe geliyor. Taban dediğimiz, tabir ettiğimiz Nasıl bir müdahale. Nasıl getirdiniz bu kadar kaliteli ve oyuncuları? gördün mü diye sormak isterim Şimdi, Tahir abi. Bak buraya yazıklar olsun ya. Şimdi burada bir şey söyleyeyim yazıklar mi? Yazıklar olsun. Burada oyuncunun ayağı kırılmadıysa çok şanslı yani. Vurun Hatta emri var. verdiler ya. Gerçekten çok şanslı. Çünkü gerçekten olacak iş değil yani. Yüzde yüz kırmızı kart. Hiç tartışması iptal yok. i̇ptal olur direkt kırmızı. Ya bu, bu, kırmızı, ismi, iki ya. kırmızı bu ya. Ayağı yani ya, kararını da. merak ediyorum. Barda incelemesini yaptı. Evet. İnceleme sonrasında sarı kartı gösterdi. İptal. İptal yok. etti sarı kartı. Hayır iptal etti. Sarı kartı iptal, i̇ptal şey etti. Evet. Kırmızıyı gösterdi. Evet. Direkt kırmızıyı yazıklar gösterdi. Yazıklar olsun ya. Yazıklar ya, olsun ya. bu pozisyon aslında... Güray Vural şey yapması lazım yani. Futbolcu kendisi alıp göstermeliydi cebinden hakemin cebinden yani. Net kırmızı bunun için var falan gitmeye de çok şey yok gerek yok yani. Bu net bir kırmızı kart ama sağlarımızda bundan çok olmuştur. Ama buna, Hakem bunu yapmıştır. görüyor ki sarı kart, gösteriyor. kart gösteriyor. Ya bu yok. Yo, hakem diyor. Net yani. Görüyor sarı kart gösteriyor. Hani mesela hiç <laughs> görmese dersin görmedi kart göstermez. Tecrübesizlikten. Tecrübesiz hakem verirsen olacağı budur. Maç seyrederken böyle pozisyonlarda ya böyle ya da böyle ooo diye böyle tepkiler verilir ya. Aynen gerçekten herhalde stattan senkronize bir şekilde o ses çıkmıştır. Ee, anında tepkiler geliyor zaten ve maçın çok genç bir hakemi var Mehmet Türkmen. Beşinci kez Süper Lig'de e, maç yönetme hakkını almış ama Ömer Faruk Ünal'a sormak lazım. Beş maç bir büyük takım maçını yönetmek için yeterli midir? Yani geçen sene devre arasında Süper Lig'e yükselmişti. Geçen sezon son haftalarda toplam 3 maç yönetti Süper Lig'de. Bu sezon geçen hafta Bodrum-Gaziantep maçını yönetti. Bu hafta da Beşiktaş maçına çıkıyor. Tabi yani Süper Lig'deki bir hakemin 5. maçı, Beşiktaş maçı olması çok e, rastlanabilir bir şey değil. Yani adam 8-10 maç yönetmeli en azından. Ondan sonra İnönü stadında... Kadık bu bir özel. kural değil ama. Yok yok, hayır ama yani bu hakemin de hakeme de bir iyilik değil. Hakem de kendi gelişimini sağlaması lazım. Kendisini biraz daha özgüven sağlaması lazım. Olgunlaşması lazım. Yani sizi mesela biz böyle Beşiktaş çok... dördüncü golü buldu. Emirhan Topçu. Helal olsun vallahi. Biz helal. böyle çok hakem Bir kaybetmiş. gol iptal edilmişti. Offside gerekçesiyle galiba iptal edildi evet. gol. Yok yok, faul gerekçesiyle iptal oldu. Faul, faul. Omar Koli'ye... Faul yaptı diye. Çünkü offside alakası yok. Evet. Bursak. Buyurun Ömer Bey. Ee, yani bir hakemi bazen de böyle kaybedersiniz de onun için hakemi böyle e, istikrarlı bir şekilde olgunlaştıkça daha zorlu maçlara olgunlaştıkça daha zorlu maçlara vermek daha doğru bir uygulama olabilir. Bu yeni merkez hakem kurulu böyle bir uygulaması var. Ama Mehmet Türkmen şu pozisyon dışında şu ana kadar maçı fena götürmedi. Ufak tefek faul standartında hataları vardı ama şey olarak eee sonucu da tesir edecek bir hatayı görmedik. Özellikle o az önceki söylediğimiz koleyin faul yaptığı pozisyonda Emir Topçu attığı golde Kole'yi arkadan itiyor. Net bir faul. Orada iptal ettiler golü. onun için şu ana kadarki performansı ama şurada şu Güre'ye sarı kart göstermesi bence çok eksip puan. Niye eksi? Darbeyi görmemiş Görmüşsün. olabilir sen, mi? Açı olarak yanlış yerdedir belki. O sarı kartı niye çıkarttın o zaman? Yani o sarı kartı çıkarttığına göre sen o teması gördün demektir. O faulü çaldın sarı kartı. Ya da yan hakem ne diyalog mu biraz i̇şte bilemiyoruz kaldı. acaba dördüncü hakem mi kendisi gördü görmedi ben şu anki açılardan çok anlamış değiliz ama yani o sahadaki bile yani senin gözün yıldız e, yıldız oyuncuda veya böyle çok yetenekli oyunculara biraz daha dikkat etmen lazım. Ona yapılan hareketleri, faulleri. Yani Rafa Silva maçın başından beri çok estetik hareketler yapıyor. Yani top ayağına yapışıyor. O oyuncuyu biraz daha yakından takip etmen lazım. Daha dikkatli kollaman lazım. Güray'ın zaten bence bu maçtaki birinci de değil. Güray birkaç seferdir benzer hareketler yaptı maç boyunca da. Biraz daha burada işte tecrübenin de rolü var. Ben dur diyor. Ama e, şu ana kadar Beşiktaş e, skor olarak rahatladı ama Beşiktaş'ın henüz savunmasına Ay, da iptal Sos o. veriyor. Golü vermediler yani. Vermediler mi? Yine mi iptal? Evet. Emirhan Topçu'nun golü yine iptal oldu. Yine iptal. Emirhan Topçu'nun iki golü de iptal oldu. Ee, bir oyuncu değişikliği genç yetenek. Semih çıkıyor ve yeni transfer Endur gidiyor gördüğüm <laughs> kadarıyla. Semih ile ee... alakalı bir istatistik verir mi? Beşiktaş'ın son 31 attığı 31 golün 16'sında Semih var. 10 Direkt gol, katkısı var. 10 gol, 6 asist. Yani Beşiktaş'ın son 31 golünde iki golden birisi yarısı Semih. Ya yani bu çocuk 15 Ağustos'ta iki gün evvel 19 yaşına girdi. Evet. Ne kadar önemli bir Türk futbolu için. Bak sadece 5 için değil. <laughs> ne kadar önemli bir oyuncu olduğunu görüyorsunuz. Değil mi? Şimdi gelelim şeye. E, Masu Akku'yu sormuştu sevgili Ahmet Ercanlar. Ben stüdyoya girdiğimde. Masu, Yeni baba oldu. Masu Aku bugün geldi. İstanbul'a. Bugün geldi. E, hani geçen seneki vurdum duymazlığı takımı olan daha doğrusu olmayan aidiyetini ben bu sene bakıyorum Masuaku. Ee, geçen seneki Masuaku olsaydı gelmez. Gelmek zorunda da değil zaten. Yani. Özel izin almış. Biraz zaten. Afrikalı oyuncuların ee, gruplaşması da evet, denilebilir belki. Hayır ya neler yaptıklarını biliyoruz ya. Hoca, kaç tane hoca yediler ya. Geçen Abu sene Bakar. biz 6. da tamamladık yani sezonu. Abu Bakar tabii bak. Bugün Abu Bakar kadroda yok. Muleka da kadroda yok. Muleka'nın satış durumu söz konusu olabilir ama Abu Bakar tamamen hocanın artık istememesinden kaynaklanıyor. Yani bakın şimdi sevgili Doğan Öncel isim vereceğim. Zeki Uzun Durukan vereceğim. Şimdi Zeki Uzun Durukan'ın ben size bundan 6 gün evvel ulusal ekranda söylediği şeyi söylüyorum. Bakın Rafa Silva'ya karşı teknik direktörler bundan sonra önlem önlem alacak. Topla buluştuğunda ya düşürecekler ya da ikili sıkıştırmayla durdurmaya çalışacaklar. Samsun Spor bunu yapamadı. Ben şimdi çok merak ediyorum. Bu arkadaş bugüne kadar herhangi bir Galatasaraylı bir futbolcu hakkında yani mesela iki hakkında böyle bir şey böyle bir yorumda bulundum acaba. Yani neden Beşiktaşlı oyuncu, ne oldu şimdi bugün o az önceki faul yapan, kırmızı kartı gören oyuncu, yani Rafasi bu kadar gaddarca ya, ya sportmenlik dışı bir faal olabilir mi ya? Ya bu adam Türkiye'ye geldi, bu Türkiye topraklarına geldi, top oynuyor diye bu kadar hainlik olabilir mi ya?